Rüstem, Rüstem. Bu kast işi beni iyice kastı aga. Niye böyle oldu Rüstem ha? Efendim siz de çıtayı fazla yüksek tuttunuz ama. Niye? Tutmayayım mı? Yoksa senin bu kasta kastın mı var ha? Halil Bulgiler de bu laf esprilerine çok kızdı, ondan kabul etmedi. Allah Allah, sen de tuttun adamdan imza istedin. Haliyle hayatının rolü Nutkum da benim boşa çıktı. Ne güzel Kate oynatacaktım ben ona ya. Çok seviyorum onu, ne yapayım? Çok seviyorum onu, ne yapayım ya? Ben de seviyorum Rüstem Bey, konu o değil. Zaten kast için kasten düşük bütçe ayırdık, o da yetmedi. Murat işi ne oldu? Efendim, menajerin aklını çeldim. Yakında imzalar. Tamam. Bizim sima olarak bilinen ama bütçe olarak kastı kasten kasmayacak isimlere ihtiyacımız var. Bir nefes birisi daha. Efendim? Yani diyorum ki uzağa gitmeye gerek yok. Ahmet Kural var. Bravo, bravo. Kutlarım. Benim nasıl aklıma gelmedi biliyorum Rüstem. Ama olmaz. O çocuk da bu rolü oynayacak göz yok. Göz. Bakın, benim bir fikrim var efendim. Yine fikir, yine fikir. Ama daha erken. Eğer müsaade ederseniz şansımı bir denemek istiyorum. Nedir fikriniz? Ama daha önce menajeriyle konuşmamız lazım. Adettendir ha? Müsaadenizle. Bunun da mı menajeri kadın? Ulan bu kadın menajerlerin adetleri bitmiyor arkadaş ya. Alo? Melek hanımefendiyle görüşmek istiyordum. Bendeniz Rüstem Çelikkol. İnşaat şirketi mi? Ha! Çimentonun torbası kaç para? Ha! Teşekkür ederim. Dekor hazırlıyoruz da. Evet. Sağ olun. Kaç paraymış? Vallahi unuttum. Salih Bey, tanıştığımıza çok sevindim. Tanışmamızın bir nişanesi olarak bu küçük hediyeleri kabul ederseniz çok mutlu olurum. Küçük dediğime bakmayın. 40 numaradan 45 numaraya kadar bütün ayakları olur. %100 pamukludur benim imalatım. Çok naziksiniz. Ya işte demin de dediğim gibi artık teknoloji çok ilerledi. Hemen anahtarı basıp anında severiyorlar ya. Senin proje dediğin bu mu Melek? Ha? Murat Cemcir'in çakma işi. Ahmetciğim bir otur istersen de Şenol Bey'i bir dinleyelim. Ya Ahmetciğim sen niye sabah sabah bu kadar gerildin? Bahça mı yedin lan? Bir otur. Lan nereye oturayım? Her yere oturmuşsunuz. Size bir şey derdim ama terbiyemi bozmak istemiyorum. Üzerim. Salih abi, Yunanlar bile abicim Truva'ya girerken at yapmışlar da nezaketen içine girip öyle dalmışlar şehre. Seninki böyle alenen olmuyor, gücüme gidiyor artık ya. Şimdi Ahmetciğim tabii aramızdaki ilişkiyi bilmesem bu sözlerinin beni kırmasına izin verirdim. Ya Salih abi, bizim aramızdaki ilişki Erhan Yazıcıoğlu'yla seç bakalım yarışmacıların arasındaki ilişkiden birazcık hallice. Ya sen sürekli kesenin sapını kendi tarafına yontuyorsun ya. Ne zaman sana ihtiyacım olsa ortalıkta yoksun. Şimdi Ahmetciğim ben bir süreçten geçtiğim için bu... Çok pardon. Ahmet, Salih Bey. Acaba konuyu çok dağıtmasak da biraz iş mi konuşsak? Tabii efendim, tabii. Çok tatlısınız. Kayıp işi mi? Evet Murat Bey, şimdi bizim proje sıfırdan başlıyor, 100'e kadar çıkacağız. O 100'le de sizi aramızda görmeyi çok isteriz. Tamam kardeşim, kabul etmiyorum. Bitti gitti ya, Allah Allah. Ya bu projenin içinde benim ilgimi çekebilecek ne var? Allah'ınızı severseniz ya. Ayrıca adım Murat değil, Ahmet. Ahmet Kural. Allah Allah, Melek lütfen ya. Bu ne lan, çorap mı bu? Ahmet, böyle peşin konuşmadan bir düşün istersen ha? Rüstem abicim, senin bu projede ne işin var diye bir soru soracağım ama saçma olacak çünkü at çok tahmin ediyorum. Ta 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 ta. Kaldır bakayım. Ne diyorsun? Yoksa? Evet. Ne kadar da tatlı, bir o kadar.